Herkese merhaba çocuklar. Şimdi bugünkü dersimiz Türkçe, konumuz ise özel adlar. Hazırsan başlıyorum. Hatırlayalım öncelikle. Özel adlar neydi çocuklar? Dersimizde öğrendik. Tek bir varlığa ait olan, bakın tek bir varlığa ait olan, yani biricik olan adlara, isimlere demek, özel ad denir. Bunlar neler olabilir? İnsan isimleri çocuklar. Bahar, Ayşe olabilir. Bunlar insan isimleri. Ya da sen de kendi ismini söyleyebilirsin. Annenin, arkadaşlarının insan isimleri kısacası. Bunlar özel addır. Ve hatırla, büyük harfle yazılır çocuklar. Yazılımını da unutmayalım. İnsan isimleri, özel adlar büyük harfle yazılır. Geldim ikinciye. Hayvan isimleri. Hayvan isimleri ne olabilir? Hayvanlarımıza taktığımız isimler. Tekir diyebilirsin, karabaş diyebilirsin. Senin de bir hayvanın varsa, ona bir isim koymuşsan, o da bir özel isimdir. Örneğin kediye tekir deriz mesela. Bir tekir ismini koyduk. Evet, bir sürü kedi vardır ama senin kedin gibi, onun gibi bir tane daha var mıdır çocuklar? Yoktur. İşte o yüzden özel ad deriz bunlara. Bu hayvan isimleri de, yani kedi büyük harfle yazılmaz ama hayvana koyduğun isim büyük harfle yazılır. Tekir dersen tekirin ilk harfi büyük harfle yazılır. Karabaş dersen karabaş özel isim olduğu için büyük harfle yazılır. Geldim üçüncü kısma. Şehir veya ülke isimleri de yine büyük harfle yazılır ve özel addır çocuklar. Ankara dedik mesela. Başka bir tane daha Ankara var mı? Yok. O yüzden büyük harfle yazman gerekir. Türkiye deriz mesela. Başka bir Türkiye daha var mı? Yok. O yüzden özel addır ve ilk harfi büyük yazılır çocuklar. Evet, sorularımıza geçelim. Okuyorum. Önce soruyu anlayalım çocuklar. Her zaman bunu söylüyorum ve bunu vurguluyorum. Önemlidir. Soruyu anladıktan sonra daha kolay çözeriz. Aşağıdaki cümlelerdeki yazım yanlışlarını düzelterek yeniden yazalım. Evet, gelsin cümlemiz. Dün Ankara'dan, bakın yazım yanlışlarına bakmamız lazım. Büyük harf, çok ne dedim? Özel adlar büyük harfle başlar. Dikkat! Dün Ankara'dan dayım geldi. İstersen videomu durdurup buradaki yanlışı kendin bulduktan sonra devam ettirebilirsin videomu ve kontrolünü böyle sağlayabilirsin. Evet, dün Ankara'dan dayım geldi. Buradaki yazım yanlışı nerede var? Bakalım, hemen yenisini yazalım. Dün Ankara, Ankara'nın A'sı büyük yazılır çocuklar. Dikkat, altında çizdim. Ankara özel ad olduğu için büyük harfle yazılır. Ve kesme işaretiyle ayırıyorduk. Çünkü niye? Ankara özel addı. Ona gelen ekleri terzici amcamız kesiyordu. Evet, bir diğer cümlem gelsin. Kantinde Ebru'yu gördüm. Buradaki yazım yanlışını bence hemen fark ettim. Videomu durdurup sen de düzeltebilirsin aslında. Bakalım buradaki yazım yanlışımız neymiş? Kantinde Ebru. Bakın Ebru'nun ilk harfi büyük yazılır. Çünkü insan isimleri ne dedik? Büyük harfle başlar. Ebru'nun E'si büyük yazdık. Ve gelen eki Ebru ayırdım. Yu. Ebru'yu gördüm. Evet, üçüncü cümleme geldim. Ömer yarın Mersin'e gidecek. Ömer yarın Mersin'e gidecek. Hemen bakıyorum. Allah Allah, Ömer insan ismi. Büyük harfle başlar. Evet, doğru yazmış. E burada başka nerede yanlış var? Evet, sen buldun o yanlışı. Hadi biz de bulalım. Ömer yarın Mersin'e gidecek. Bakın, ne dedim size? Mersin bir şehirdir çocuklar. Türkiye'de yer alan bir şehirdir. Şehir ve ülke isimleri de büyük harfle başlar demiştim. Hemen bakıyorum Mersin'in harfi, ilk harfi büyük harfle yazılır ve gelen ek kesme işaretiyle ayrılır. Aferin. Evet, bir sonraki sorularımızla devam edelim. Bakın,
Cümlemde ne var? Kedim tarçına mama aldı. Burada bir resim var. Kedi resmi. Mama yiyor değil mi kedimiz? Kedinin ismi tarçınmış. Ben ne dedim? Bakın kedi, kedi, köpek, işte balık, kaplumbağa. Bu kelimeleri büyük harfle yazmayız. Çünkü bir sürü kedi vardır, bir sürü kaplumbağa vardır, bir sürü işte balık vardır. Ama sen kedinin ismine, yani kedine bir isim koymuşsan o artık senin için özel olur. Senin olur çocuklar. O yüzden büyük harfle yazılır. Buradaki yanlış nedir? Bakın kedim tarçına diyor. O zaman tarçının ilk harfi büyük olmaz mı? Evet. Bakın doğrusu geldi hemen. Kedim, ilk harfimiz t harfi büyük harfle yazdım. Kedim, tarçın, özel isim olduğu için gelen eki yine ayırdım kesme işaretiyle. Kedim, tarçın, a, tarçına, mama aldım. Devam ediyorum. Bülent, çomara kemik verdi. Çomar köpeğin ismi değil mi çocuklar? Bakın, Bülent de bu çocuğumuz herhalde. Köpeğine kemik veriyor. O zaman bu videomu durdurup hemen bence fark edebilirsin. Doğrusunu sen de yazabilirsin. Bülent çomara kemik verdi. Hemen bakıyorum doğrusu gelsin. Bülent zaten büyük harfle başlamıştı. Ne olacak? Bakın çomar. İlk harfi ç harfini büyük yazmam gerekiyordu. Altında çizdim. Fark etmemiz için. Büyük harfle başladım. Ve gelen ek çomar. Kesme işaretiyle ayırdım ve gelen eki A ekini hemen sonrasına yazdım. Tekrar okuyalım. Bülent çomara kemik verdi. Devam ediyorum. Bir tane kız çocuğumuz var ve yanında da köpek var. Bir tane köpeğimiz var. Evet, kız çocuğumuz ne diyor bakalım? Merhaba, benim adım Sude. Köpeğimin ismi Tekir. Aaaa! Burada yanlışlıklar yapılmış sanki. Bakalım Sude'nin konuşmasında bazı yanlışlar var. Bunları düzeltir misin diyor bak köpeğimiz. Hemen düzeltelim. Videoyu durdurup önce sen fark et bence. Nerede yanlış yapmış? Doğrusu gelsin. Bakın altında çizmişiz. Cümleye büyük harfle başlıyor. Bunu hatırla. Büyük harfle başladım. Burada yanlışlık yapmış Sude. Büyük harfle başladıktan sonra devam ediyorum. Düzelttim bunu. Merhaba, benim adım Sude. Bakın burada Sude küçük harfle yazılmış. Ne demiştim? İnsan isimleri büyük harfle başlar. Hepsi büyük yazılır demiyorum. Dikkat. Sadece büyük harfle başlar yazıyorum. Evet, Sude'yi de düzelttik. Sude yazısını. Nokta koydum. Bakın köpeğimin burada noktadan sonra da büyük harfle başlaması lazım. Bunlara dikkat. Noktadan sonra cümleye büyük harfle başlarım. Köpeğimin ismi Tekir. Bakın Tekir koymuş köpeğine isim olarak. Ben ne dedim? Siz kediye, köpeğe ya da herhangi bir şeye isim koyduysanız o artık özel olur. Özel bir ad olur çocuklar. O yüzden büyük harfle başlar dedim. Evet, köpeğimin ismi Tekir. Tekir de büyük harfle yazdığımıza göre devam edebiliriz. Soruyu okuyalım. Özel ad. Ad demek isim demek. İkisi de aynı şey çocuklar. Özel adlara yani isim olanları yuvarlak içine alalım demiş. Baktım geldik kelimem. Ayşe. Ayşe büyük harfle yazılmış. Belki bütün kelimelerin büyük harfle yazılacak ama bunu, şu anlık bununla ilgilenmiyorsun. Özel ad mı değil mi buna bakalım. Eğer özel adsa yuvarlak içine alalım. Ayşe nedir? Bir insan ismidir çocuklar. O zaman insan isimleri özel ad diyorduk. Özel isim olduğuna göre yuvarlak içine almam gerekiyor. Diğer kelimem gelsin. Mert. Mert nedir? İnsan ismidir. İnsan isimleri özel attır dedim. Yuvarlak içine aldım. Geldi. Perde. Bakın büyük harfle yazılmış ama özel ad yanlış yazılmış aslında değil mi? Perde. Perde özel bir isim midir? Hayır. Bir sürü perdeler var. Senin için özel bir isim olmaz. Perde yuvarlak içine alamam. O zaman diğer kelimem gelsin. Ağaç.
Ağaç özel isim midir? Hayır. Bir sürü ağaç var. Özel olması için bir tane biricik olması lazım. Tek olması lazım. Evet, devam ediyorum. Kağıt. Kağıt özel isim midir? Hayır. Bir sürü kağıt var. Devam ediyorum. Ankara. Ankara özel isim midir? Evet. Çünkü başka Ankara yok. Ve şehir ve ülke isimleri büyük harfle başlar ve özel addır demiştim. Yuvarlak içine aldım. Masalar. Masalar özel isim mi? Hı-hı. Bir sürü masa var. Geçiyorum. Karton. Karton özel bir isim midir? Hı-hı. O yüzden özel bir ad değil. Onu da geçiyorum. Fatma. Fatma özel ad mıdır? Evet, çünkü Fatma insan ismidir. Hemen yuvarlak içine aldım ve devam ediyorum. Kalemlik. Kalemlik özel bir isim midir? Hayır. O yüzden devam ediyorum. Bir sürü kalemlik var. Evet, ayva. Ayva nedir? Bir meyve. Bir sürü ayva var. Özel isim değil. Bunu da geçiyorum. İstanbul. Özel isim midir? Evet. Başka İstanbul var mı? Bir tane var. Başka yok. O yüzden şehir isimleri de özel isimdir dedikten sonra yuvarlak içine alıyorum. Hemen gemi. Gemi. Bir sürü gemi var. O yüzden özel isim değildir. Tekir. Tekir neydi? Hayvan isimleri. Evet, hayvan isimleri hayvanlara koyduğumuz isimler özel isimlerdir. Kedi dediğimizde kedi bir özel bir isim olmaz. Bir sürü kedi olur. Ama sen kedine kedim Tekir dersen artık onu özelleştirmişsin demektir. O yüzden Tekir isim olduğu için hemen onu da yuvarlak içine alıyorum. Karabaş. Karabaş nedir? Bir isimdir. Genelde köpeklerimize koyduğumuz bir isim olabilir. O yüzden özel isimdir. Yuvarlak içine aldım. Son kelimem İzmir. İzmir nedir çocuklar? Bir şehir ismidir. Şehir isimleri de özel isim olduğu için hemen yuvarlak içine alıyorum. Evet, soru cevap etkinliğinde görüşürüz çocuklar. Tekrar izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.